Çünkü benim işte etli Brüksel lahana yemeği yapacağım sevgili takipçilerim. Burada yarım kilo Brüksel lahanamız var. Burada yarım kilo kadar, yarım kilo yani etimiz var. Burada bir baş soğanım var. Yanında iki diş sarımsağım var. Burada da iki domates, bir kapya biber, bir yeşil biber, iki tane de şeyimiz var. Havucumuz. Havucumuz var. Üç tane havucumuz değil mi anne? Yok, iki de, üç değil. O onun parçası yarım. Ondan sonra iki tane de domatesimiz var. Bir tane kapya biberimiz var sevgili takipçilerim. Hepsini böyle gösterelim size. Şimdi burada da bir çay kaşığı pul biberimiz var. Pul biberi. Burada da bir yemek kaşığı kırmızı biberim var. Burada da bir çay kaşığı karabiberim var. Burada da bir çay bardağı zeytinyağım var. Eğer çok gelirse yarısını katarım sevgili takipçilerim. Burada da bir yemek kaşığıyla sirkemiz var. Burada da bir yemek kaşığıyla salçamız var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Öncelikle şu sirkemizi buraya dökelim. Öncelikle Brüksel lahanamızı temizleyelim sevgili takipçilerim. Bir tane bıçağı alalım. Şimdi temizleyelim, buraya dökelim sevgili takipçilerim tasımızın içine. Hani buruşmuş, üzerinde buruşmuş, şöyle buruşmuşları var ise eğer onları temizleriz. Şöyle bir de şöyle temizleriz sevgili takipçilerim, saplarını alırız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tasımızın içine bir attım Brüksel lahanamızı. Anne, bu lahana Nazilli'de var mı? Bu lahana burada yok. Bir de onu diyelim sevgili takipçilerim. Bu lahanayı ben İnegöl'den getirdim. Nazilli'de aradım, bulamadım. Yok. Bilmiyorlar bile Brüksel lahanası. İsmini bile bilmiyorlar, diyorlar onadır. Bilmiyorlar yani. Anneyi özel getirtirdi İzmir. Ben özel getirdim. İnegöl'den. Umarım sevgili takipçilerim karşılığını alırım. Hiç de videolarım izlenmiyor. Ne olduysa izlenmiyor. Herkesin boş tripodun önünde oturuyorlar. Onların izleniyor sevgili takipçilerim, benim izlenmiyor. Neden izlenmiyor ben bilmiyorum. Konuşmamdan mı ileri geliyor? Yok, pişirmemden, yapmamdan mı ileri geliyor? Yani izlenmiyoruz. Ne yapacağım, bazısı atıyor, bin oluyor, milyon oluyor. Benim 2-3 senelik kanalım hiç bin olduğunu da görmedim. Bin de bin yani, öyle devamlı değil, bin de bin. Hemen hemen bir aydır bin olamayız değil mi? Atıyorsun 200, atıyorsun 300. Neden biliyor musun? Başta 2 dakika, 3 dakika izledikleri için oluyor. Yani. Zaten görüp ki izledikleri, 2 dakika, 3 dakika. Yani benden mi öyle yapalım? Ben yine de sonuna kadar izliyorum. Eğer edersen ben de öyle 2 dakika izleyelim, atalım. Ama ben emek ediyorum yani, hepimiz emek ediyoruz. Niye doğru izlesek ya, madem öylese. Yani izlenilmediği görünüyor değil mi anne? İzlenmiyor yani, izlenmediği görünüyor yani. Belki de boşta atıyorlar. Yani belki boşta atabilirler. Hani bazenleri şuralarını da böyle bıçakla alıyorlar ama o eriyor, ben almıyorum. Yani çırtıyorlar bıçakla, ben çırtmayacağım. Mesaj atana kadar izliyorlar. Ondan sonra kapatıyorlar. Reklam zaten, reklam çıkana kadar, reklam çıkıyor anında başta hemen iki izliye koyuyorlar, öbürü öyle olmaz. Madem öylese yani benim kanalıma hiç girmeyin o zaman. Yapar yapar atarım ben. Etimiz doğranmış değil mi anne? Etimiz de doğranmış. O dana eti değil mi? Dana eti o. İşte dana eti. Bütün şeyler düzülmüşlerini alıyorum bahanamızın. Yani ben böyle hiç memnun değilim bu izlenmeden. Benim kanalıma öyle girmeyin madem. Hiç yine girmeyin, de teşekkür iyi ederiz izleyenlerden değil mi? Çok izleyenim var yani, yorum çok ama izlenme yok. Ne yapacağım öyle yorum? Öyle organik izlenme yok. Bizim sadece YouTube arkadaşlarımız. Biz onlara gidiyoruz, onlar bize geliyor. Zaten organiklere ne olduysa bir seneden çoktur gelmiyorlar. Bazen geliyorlar, bazen gelmiyorlar. Organik takipçi kazanmak istiyorum ama o da yok. O da şimdi yok yani. Annem temizliyor.
şöyle büzülmüşlerini alıyorum. Şimdi Brüksel lahanamızı doğru şey yaptım sevgili takipçilerim, temizledim. Bu şöyle kenara alalım, soğanımızı doğrayalım. Bir baş soğanımız var. Yani sevgili takipçilerim, tamam diyeceksiniz ki masraf edersen yiyersin. Tamam yiyerim ama benim de olacak oradan aldığım parayla, mesela YouTube parasıyla ben de masraf görelim. Masraf alalım da masrafımızı görelim, yaparım yani. Ben böyle olmaz yani, bu izlenmeyi ben hiç kabul etmiyorum. Bazıları atıyor atıyor, hiç kimseye gitmiyor, videosunu atıyor, hiç kimseye gitmiyor. O şeyini alıyor, maşallah gene de izleniyor. Ben herkese gidiyorum yani, ben izliyorum, siz 3 dakika baştan izleyip koyuyorsunuz beni. Ben öyle kabul etmem yani, öyle yapacaksanız hiç videoma da girmeyin. Ben de videomu çekerim, çeker atarım. İster gelin o zaman, ister gelmeyin. Ben de kimseye gitmem. Benim misafirim var, ben kimseye gidemiyorum. Yani orada yorumlar görüp yiyip izlenme hiç yok. Ne yapacağım ben öyle işi yani? Tamam ben alıyorsam ben masraf ederim, yiyerim ama hiç olmazsa masraf paramı çıkarırım. Masraf paramı da çıkaramıyorum. Bu kadar. O kadar yani, ben hiç... İnşallah artar değil mi anne, yavaş yavaş? Bakalım. Yani böyle olursa hiç artacağı da yok, düşmesi çok. Artmak yok. Ben Ahmet Vira Gülyer, Gülyer sinir ediyor beni. Böyle düşü, bitti mi beni sinir ediyor yani. Böyle geleceksiniz, bana hiç gelmeyin. Ha, gelin güzel güzel izleyeceksiniz, gelin izleyin. Ha, nasıl oluyor? Gösteri atanda... O zaman tam izlenir, gösteri bitti mi kimse gelmiyor da doğru dürüst izlenmiyor. Baştan 3 dakika yorum yatıyor, koyar yer ödünü. Olmaz öyle. Ben öyle kabul etmem. Zaten yani. Kısa videolar değil mi anne? En uzunu 15 dakika. Hamur işi olan da tabii ki 10 dakika, 15 dakika, 17 dakika. Ama yani ben böyle yani hevesim de kaçıyor yani, böyle olmaz ki. Ben masraf ediyorum. Tamam ben yiyerim o masrafı ama Ben yerim. Ben YouTube çekmesem, kanal çekmesem yapmaya da biliyorum. Boş ekmek de yiyorum, dolu ekmek de yiyorum. Ama mecburum buraya ben, bu masrafı görmem için mecburum. Şimdi ama karşılığını alamıyorum. Umarım inşallah bunun karşılığını alırım. Soğanımızı doğradın değil mi anne? Soğanı doğradım. Şimdi domateslerimi rendeleyeceğim. Dur. Şimdi havucumuzu doğruyorum. Küçük küçük doğruyorsun değil mi anne? Küp küp doğruyorum. İki tane avucumuz var sadece. Şimdi biberimi doğruyorum. Kapya biberimizi doğruyor annem şimdi. Bir tane değil mi anne? Bir tane ondan, bir tane yeşil doğradım. Sonra ocak başına geçeceksin değil mi? Şimdi sevgili takipçilerim, hepsini doğradım. Biberimi, havucumu, soğanımı. Etimizi de doğradım. Şimdi ocağın başına geçiyorum sevgili takipçilerim. Şimdi ocağımı yakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim ocağımıza da. Şimdi bu iyice kızsın, kızın ateşte. Yani yağı koymadan kızdırıyorum tavamızı, tenceremizi. Ya şeyimiz kızsın, tenceremiz, ondan sonra eti koyacağım sevgili takipçilerim. Benim gelin kızım akşama kadar mutfaktan çıkmıyor. Onun gösterisi, onun videosu, onun canlısı, onun cunlusuna, hepsine gidiyor. Gele gele hiçbir şey gelmiyor bizim izlenmemiz. Bilmiyorum ne oldu, benim konuşmamdan mıdır, yoksa beceremiyor, yapamıyor muyum, ondan mıdır, nedendir anlayamıyorum yani. Herkesin bakıyorum milyon olmuş, bin olmuş, 2000 olmuş, 3000 olmuş. Bizim de hala çocuklar kimi İmekliyoruz yani. 100-200-300 değil mi? Yeni doğan çocuklar, 6 aylık, 9 aylık çocuklar imekliyorlar. Biz de aynı onun gibi imekliyoruz yani. Bilmiyorum nedendir, konuşmamdan mıdır, nedendir anlamadım, gitti yani. Önce soğanı dökecektim. Yağı dökmeyeceksin mi anne? Şimdi önce etimizi koyuyoruz. Tavuk tenceremizin içine kızdı, tenceremiz ısındı. Şimdi
Şimdi bu fısır ateşte biraz yani su yanana kadar, bu yani suyu bir yakana kadar pişecek bu. Çünkü et geç piştiği için böyle çabuk pişiyor, evet, değil mi? Tabii, şimdi kapağını örteceğim. Suyunu salana kadar ısık ateşe alacağım, böyle pişecek. Şimdi suyunu saldı sevgili takipçilerim, bu suyunu çekene kadar bu pişecek. Suyunu çekti mi ondan sonra soğanını katacağım. Şimdi soğanımızı döküyorum. Etimiz suyunu çekti. Burada da iki tane rendelenmiş soğan şeyimiz var. Domatesimiz var. Şimdi bunu da karıştıralım. Biraz da bununla soğanı hafif ölçsün. Şimdi bir yemek kaşığı da salçamızı koyuyorum. İşte. Etimizin içine kattık değil mi anne salçamızı? Evet. Etim için. Şimdi bu biraz da şey olsun, ondan sonra şeyini dökeceğim. Domatesi. Domatesimiz rendelendi değil mi anne? Rondodan getirdik. Evet, 2 adet. Şimdi biberimizi de koyuyorum. Şimdi yağımızı da koyuyorum içine. Ne kadar sıvı yağımız koydun anne? Yani yarım bardaktan, şu bir bardaktan şu kaldı. Eğer yağ az olursa yine katarım içine sonra. Şimdilik bir havucumuz, domatesimiz var bir de rendelenmiş. Evet. Yağımızda zeytinyağı koydum. Yani öbürü sıvı yağdan değil, zeytinyağı koydum. Şimdi domatesini döküyorum. Yani 2 adet domates rendelenmiş. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şu kırmızı biberini de dökelim. Bir yemek kaşığı da kırmızı biber. Havucumuzda bu biraz biçtim. Brüksel lahanasını koydum. Ondan sonra da havucunu koyacağım. Baharatını koyacağım içine. Bunu biraz açalım şimdi. Çok kısık da dur. Kimse yok kapadan, ben açıya kapalıyım. Şimdi Brüksel lahanamı döküyorum. Sevgili takipçilerim, Bismillahirrahmanirrahim buna da. Hepsine Bismillah diyeceğim ki bereketi çok olsun. Bunu da fazla karıştırmayacağım ki erimesin. Havucumuzu da katıyorum. Şimdi suyumuzu da döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim suyumuza da yani. İşte bu kadar. Fazla üstüne çıkarmadım. Şimdi kapağını kapatacağım. Burayı. Şimdi baharatlarını koyuyorum sevgili takipçilerim. Baharatı 1 çay kaşığı pul biberi, 1 çay kaşığı karabiber. Malzeme olarak bitti. Şimdi kapağını örteceğim. Kaynamaya bırakacağım. Sıcak kaynamış su koydum içine de. Kaynadıktan sonra kısığa alacağım ki hani kısık ateşte pişsin, böyle har har kaynamasın ki erir sevgili takipçilerim. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzumuzu da koyuyorum.
En son da tuzumuzu koyduk. Bir tasım tatlı kaşığı dökeceğim. Şimdi bunu da karıştıralım. Yani sevgili takipçilerim, böyle çatalıyla şey yaparsanız, kontrol ederseniz daha hele pişmemiş. Bak, pişmemiş daha sevgili takipçilerim. Çatal zor batıyor, daha pişmedi. Şimdi bu pişsin, çatalıyla da kontrol edebilirsiniz. Kapağını kapatayım. Şimdi yemeğimiz pişti, altını kapatıyorum sevgili takipçilerim. Masanın başına geçeceğim. Orada görüşürüz. İşte görükmüyor ya. Tek benim, kimse yok sevgili takipçilerim. Görükmüyor ama ne yapalım. Şimdi yemeğimiz pişti, masanın üzerine aldım. Şimdi tavamıza katacağım. Yakından gösteririm, ne yaparım. Kimse yok, tek benim. Çok da güzel oldu. Çok da muhteşem oldu. Muhteşem. Çok muhteşem oldu. Sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu. Çok. Etli Brüksel lahanamız çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Yukarı kaldırıp size göstereceğim. Ben çünkü kimse olmadığı için yanımda. O yüzden sevgili takipçilerim. Şöyle oldu sevgili takipçilerim. Yakından gösteriyorum size. Şöyle alalım. Kimse yok çünkü. Tek benim. Şöyle size yakından gösterelim. Kimse olmadığı için sevgili takipçilerim, bilemiyorum görüküyor mu, görükmüyor mu. Şöyle. Çok güzel oldu. Çok da muhteşem oldu sevgili takipçilerim. Şimdi ben tripodumu şöyle alalım. Çok muhteşem oldu sevgili takipçilerim. Brüksel etli Brüksel lahanası servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi, takip etmeyi de, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Emriye'nin mutfağında kalın sevgili takipçilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günler sevgili takipçilerim. Yoruldum vallahi, kimse yok.